Əməliyyatı qiyinçilikin özü bir imtihan idi. Ənə şunda qiyinçiliklarda bir adamın həqiqi haramdan qorxuduğalıqı, başqalarının haqqın yevləşini ən sevdiğalıqı inib oturuğa çıxardı. Bütün ilimlerin mənbəsi olan, çeksiz ilimli sahib olan Allah'ın buyruqlarını biz muşunda addi, aciz əqli insan turub, əqlimizin ütküzüb, ondakin icra qılımız deyiş, həqiqətən özünün həddini bilmiyərlik. Erkin dünyaya çıkandakin yeni gəmimiz muşu dünya, yeni gəmimiz muşu yada qandaqılıb yaxşı yaşar, muşunda durup Allah Teala'ya zalimən sən halaq qılıb et desek. Bəni İsraillər Fir'aunun zulmündən qutulub erkin dünyaya çıxandan kən onların içində bir qança illətlər baş götürüşkə başlayır. Bu illətlərin qatarının birisi bolsa, Bəni İsraillər içində mal dünyaya bolğan hirismənlik, başqalarının haqqı bolsunmu, haram bolsunmu, qanda qılsa qılıb mal dünyaya toplaş qızğınlığı nəhayət əvəc alırdı. Həmmə adam şunları gözləyirdi. Çünki Bəni İsraillər xuddi bizə oxşar Fir'aundan qaçıb köp sallıqları mal dünyasını quyub çıxan boğaçqa o erkin dünyaya çıxandan kən hamısı dügüdə iqtisadi qiyinçiliyə uçraydı. Bu qiyinçilik səbəblik ula haram bolsunmu Başqalarının haqqı bolsunmu, pul tepişini, mal dünya toplaşılığına közləyirdi. Əməliyyatı qiyinçiliknin özü bir imtihan idi. Ənə şunda qiyinçiliklarda bir adamın həqiqi haramdan qorxuduğalıqı, başqalarının haqqın yevləşini ən sevdiğalıqı inib oturuğa çıxardı. Biz uyğurlamı dəl Bəni İsraillərə oxşar, o zalimlardan qaçıb, köp sallıqlarımızın mal dünyası o zalimlərin qəşidə qəp qaldı. Köpüncümüz quruq qol çıxıb qalıb, bu ərkin dünyada xuddi Bəni İsraillərə oxşar iqtisadi qiyinçiliklə uçurduq. Bəni İsraillər ənə şunda iqtisadi qiyinçiliklə uçurğa vaxtıda bu qiyinçilikdən səvir ilə ötüşkə tirişmək qanda qılsa qılıb, haram bolsunmu, başqalarının haqqı bolsunmu, pul tepişilinə məqsəd qıldı. Mana bu səbəbdən Bəni İsraillər içindən bir adamın mal dünyasını ilə-iləş üçün o adamı öldürətməyi planlayır. Yəni Bəni İsraillər içində yaşınıb qalğan, amma özü ilə birgə altın gümüşünü ilə-vağan bir adam var idi. Bunu bilib qalğan bir adam o yaşınıb qalğan bu boyunu öldürətib, onun altın gümüşünü ilə-vağmaqçı oldu. Və keçidə o adamı öldürətib, o adamın cəsdini yıraq bir yazıq apırıb taşlayıb Və o adamın altın gümüşünün hamısını özünün uyuğa əkilib alırdı. Ətisi tan etişi ilə o boyunun tuqqalları o adamı izləşməyə başlaydı. Axır o adamın cəsdini o qatil təşrif etdiyin məhəllədən tapdı. Və o boyunu aşu məhəlliklə öldürübdü deyə qarab o məhəllə ilə Bəni İsrail oturusda qallıq toqunuşu qılıb taslıq qaldı. Məhəlliklər bolsa biz bilməyimiz. Bu cəsəd müşəyə əkilib təşləb qoyulubdu deyildi. Ula unumaydı. Axır məhəlliklər sizlərin aranızda Allahın peyğəmbəri Musa tusa. Şunundan Surayli Allahın peyğəmbəri olğandakı Allahqı dua qılsın. Bu boyunu kimin ötürge ekerlikini deppes oğundaydı. Bəni İsraillər buludu deyip Musa Aleyhisselam'ın kaşığı kilip boğan əhvallarını eydudu. Musa Aleyhisselam boğan əhvallarını anlığandıyken Allah Teala'ya dua kılıdı. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vəhiy kilip ulanı kalıp uğuzlaşıqa buyuruydu. Musa Aleyhisselam ulanı çakırıp İnna Allaha ya'murukum en tezbahu bakara. Allah silahını bir kalıp uğuzlaşıqa buyuruydu deyip. Bunu anlığan Bəni İsraillər və o öldürülgən bu ayının tuqqalları heyran kalıdı. Biz Allah Teala'nın katilinin kimlikini sorsak Allah Teala acaba bizini kalını öldürüşkü buyurdu o. Etettehiduna huzve. Ey Musa bizi mesxir kılıb atamsa. İlgirki dərsimiz deyinimizdə Bəni İsraillər içində kala hörmətlik bir hayvan idi. Onların qəlbində kalığa nisbətən bir muhabbət var idi. Bu səbəbdən Allah Taala'nın onları kala öldürünlər deyişi ulağa ağır gəlirdi və qəlitə bilinirdi. Şundaqla Bəni İsraillərdə şundaq bir mecaz var idi ki, Allah Taala bir iş buyursa, onun ən əvvəl özünün aqlını doğrulaydı. Aqlığı doğru kəlsə icra qılardı. Amma aqlığı doğru kəlməsə, o haqqda Musa Aleyhisselam bilan mənim şundaq cidəlləşətdi. Əslə ular Allah işinimiz Musanı Allahın peyğəmbəri edib itiqad qılğan ikən Allah Taala kala buğuzanlar degan bolsa, onda bir çuqum hikmet ba deb onu məsxir qılıb atamsa nima üçün Allah Taala biz qatilni sorsaq qalı buğuzanlar deydi deb sormasdan şərtsiz itaat qilish kerak edi. Lekin Bəni İsraillər hamma iş özün aqlın toğruluğa çıxa atatta xeydinə huzur va bizni məsxir qılıb atamsa biz qatilni sorub atamız nima üçün qalı öldürgüdəkmiz deb Bunu Musa Aleyhisselam'a deydi. Demek Bəni İsraillərin bu tavrı aramızdaki Allah'ın buyrukları aldı da aklından ötmedi. Nimi üçün Allah bundaq deydi? Nimi üçün Allah onu haram kılıdı? Bunu pariz kılıdı? De Allah'ın buyrukları aldı da akıl yorgutulan kişilerin tavrını biz esli tutdu. Esli Müslüman digerlik, teslim boğucu digerlik. Aklımızın ötsün, ötmesin Allah'ın buyrukları teslim boğucu digerlik. Demek Bəni İsraillər Allah kişinimiz Musa'nın peygamber ikerlik işinimiz disim o. Lekin Allah'a tuluk teslim bulablanmağa idi. Musa Aleyhisselam ulağı yeni çöndürüp Ağudu billahi en akuna min el cahilin. Ben bundak işlerde mesxir qilib, çaq-çaq qilib, cahillardan bulaq qilishdan Allah'a sığınıp panahlıq dileymen. Bu degen Allah'ın buyruğu
deb ulağa təfsiri düşəndirdi. Ula axırı onda bolsa udu lana rabbek yubeyyin lana mahi. Rabbana dua qıl. Rabbından so qandaq qala öldürməyiz deyir. Musa aleyhissalam Allahqa dua qıldı. Allah təala Musa aleyhissalama vəhi qılıb innaha baqaratun la faridu və la bikru. Avanun beyne zalik fafalu ma tu'marun. Yaşlı bək qırqala və ki bək kiçikala mı emas? Otur halkalı bozanla. İf'alu ma tu'marun. Sıra tur sual sormayı buyurulğanı qılınla deydi. Lekin bəni İsraillar udu lana rabbek yubeyyin lana ma lawnaha. Ey Musa, Rabbına dua qılğın. O kalın rengini bizge bayan qıp bəsin. Qanda rengli kala öldürməyiz deydi. Bir adamga bir iş iğrik qalsa, suraydığan sual mənim uşunda köpüb qalır. Sualın köpüb qalığı bu işin iğrik yegərliki, xoş yaqmağalıqını bildirirdi. Bəni İsraillarının qalbidə qalığı boğan muhabbet boğaçqa, bu işin icra qoğusu boğmağaçqa, tulu sual suraydı. Əsli Allah kala öldürünla degendikin, beriplim qanday kalası bir kala öldürgen bolsa, ula buyruğunu icra qalmalıdır. Lekin Allah xuddi Allahın buyruğu xoş yaqmağandak, qanda rengli kala öldürməyiz deyib suraydı. Allah təala Musa aleyhissalam vəhi qılıb, innaha baqaratun safra'u faqi'ul lawnuha tasurun nadirin. Qarağa adamın xursan qılıdığan sırıq rəngli qılı bolsun deyir. Bəni İsraillar yana boldu qılmay yubeyyin lana mahi innal baqara tashabaha alayna. Ey Musa, Rabbına bir dua qılsan. Qalna bizə iniq bir bayan qıb bəsun. Etizliqdə işlətgan qılımı və ya ki işlətməgan qılımı deyə yeni işini murakkəbləşdirir. Musa aleyhissalam yana Allahqa dua qılıdı. Allah təala Musa aleyhissalamğa yana düşəndirib innaha baqaratul la zalulun tusirul arda və la tasqil harf. Etizliqdə işlətilməgan sırıq rəngə heç qandaq ola arlışıb qalmığan bicirim qılı bolsun deyir. Demək bəni İsraillar xoşaqmağandak sualın sura verib qiyilləşdirib qoydu. Ula bu ölçəmə çatdığı qanı izləşməyə başlaydı. Lakin tapanmaydı. Ula əmdi qılamığı dəkməz, Allahın buyruğunu icra qılamadıq deyib ümidsizlikə düşkülə qopqa vaxtda bir yədin şu ölçəmə çatdığı bir qanın balıq xəbər gəldi. Ula nəhayət xursan bulub bu qanın qışığa baradı. Bu kalı olsa bir yetim balının kalısı idi. Ula bu kalını biz setip bəgeyindeydi. O yetim bala o kalıga normaldeki netçe hessi yukur baha kuyvaladı. Ula bir bu ahvanı Musa aleyhisselamı eydidi. Musa aleyhisselam sıra Allah kalı öldürünlə digə vaxtada tulu sual sormayı şərtsiz icra qılıb qandaq kalı öldürgən bolsanla vəzifini ada qılğan bolatdınla. Lakin üzənglə tulu sual sorab mürəkkəbləşib qoydunla. Əmdə şu ölçəmə düşkən kalını qanç pul olsa setib elib öldürməsənlə olmaydı o deydi. Bəni İsraillar pul yığışıb amalsız o sırıq kalını nəhayət qimmət bahaya satıb aladı. Ondan Allah təala Musa aleyhisselam vəhi qılıb idribuhu bi ba'daha. O kalının bir parçası sürən o qəsd keçirən buvayını urunla, yəni o buvayının cəsdiqi urunla, o buvayı tirirləb qatilin kim ikənliyini aytıb verdi deydi. Musa aleyhisselam Allahın dediyini boyunca kalının bir parçasını elib vəfat tapqan, yəni öldürülən buvayı urudu. Buvayı can kirib özünü öldürən qatilini köstüb qoydu. Allah təala bu arqalıq Bəni İsraillara özünün ikinci möcüzəsini köstüdü. Yəni dəniz yeli bir möcüzünü köstüdü. Vaxt ötken sıra Bəni İsraillar bunu unutqa vaxtda Allah Taala ülüknü qandaq tirildirganlığını naq meydanda Bəni İsraillara Allah Taala köstüdü. Bu ay qatilini dəpirib boğandikin yenə ölüb qaladı. Allah Taala Qur'an-Kerimdə "Ezalika yuhyillahul mauta ve yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun." Ey Bani İsraillar, sizləri öldürəndikin Allah Taala ana şu buayını tirildirgənə oxşaş tirildirdi. Şunun üçün axirətdə şəklənməngla bu dünyaya bunçilik hirisman olub haram bolsunmu, başqalarının haqqı bolsunmu, bundaq yivaldığın halat kəməngla öldürəndikin bu şu buayı oxşaş tirilib hesab beləsələr də bu ağahlandırışını mana şu möcüzə arqalı ulağa bildirdi. Mana bu kalı vaqiya sebeple Kur'an'daki uzun bir süre Suratul Baqara kalı sürüsü deb atalgan. Bu qısada oynayıp baqılgan bolsaq nurgullugan deris ve ibretler var. Nime üçün Allah Taala Bani İsraillarni kalı öldürünla dedi? Çünkü Bani İsraillarning qalbida kalıga bo'lgan nihoyat bir muhabbet bor edi. Ulug'lash bor edi. Allah Taala ularning qalbidagi bu ulug'lashni öldürüş, bo'g'izlash uchun kalı öldürünla dedi. Yani Allah Taala ularning qalbini pokizlash uchun faqat ve faqat Allohga bog'lash uchun ularni kalı bo'g'izlashga buyurdi. Ularni kalı bo'g'izlash nihoyat egrikaga vaqtida ko'p savol so'radi. Demak Allah'ın buyrukları aldı da, nime üçün onda kıldı, nime üçün bunda kıldı degen qoşan. Her kıl şekilde köp sual süreç bu bizge ibadetinin iğrik egerlikini bildir. Allah'ın ibadet iğrik emge vaxtta onu şerçsiz icra kılımız. Ola köp sual sura vürüdü, iş mürekkepleşti. Ve mâ kâdû yef'alûn. Ola kılanmağılı, tas kaldı. Yani o kalını tapanmay, Allah'ın buyrukunu icra kılanmağılı, tas kaldı. Demek ehemiyetsiz sualını köp süreç işimizde tuğan sıra kıyılaştırıldı. Bu bizge Allah'ın buyruğu hoş yakmağallıkını bildirir. Şundakla bir müminde, yani Allah işengen kişide Allah'ın buyruğu bizim aklımızın üstü ötmüsün onu şərtsiz icra qıldığın bir ruhul iş kirək. Bəni İsraillərə oxşar biz Allahdan qatil olsaq, heç bir münasibəti olmamğan. Nəmi üçün qala öldürünlə deydi o deyə bundaq aql yorğultuş. Yəni Allahın aldıdı bilərməllik qılış əsla və əsla doğru iş emas. Şundaqla bu bizim müsəlmanlıq deyilən sübutumuz zidd kirədi. Bizni və bütün kainatın yaradıcısının sözünü bir addi insan turub aqlımız
özüm ötküzüp ondan kin icra kılaman diş. Bu bir insanın haddinin aşkallığı. Çünkü biz tünügen kılığa aşığı bugün pişeyman kıladığan, bizden çoğun tecrübesi var kişilerin geplerini aklımızın ötküzenmeydiğen, manumuşunda adli akıllık insan. Hem de bütün ilimlerinin menbesi boğan, çeksiz ilimge sahip boğan Allah'ın buyruklarını, biz muşunda adli, aciz akıllık insan durup, aklımızın ötküzüp ondan kin icra kılamayız diş, hakikaten özünün haddini bilmeyelik. Allah Teala bizim Beni İsrail'lere okşaş bab kalmasıkımız için Allah'ın buyruklarını şartsız icra kılışımızın muhim hikayelikini bildirir için bu kısını Kur'an-ı Kerim'de bayan kılgan. Şundakla bu kısının ismülen bir sürünü atıgan. Şundakla Allah Teala bu vaka arkalık bir ademde mal dünyaya boğan hirismelik heddedin aşka vaktada ene şundak başkalarının hakkını yiyverişten kokmaydıgan. Hatta başkalarının hakkını yiyveriş yolda başkalarını öldürüştün mü kokmaydıgan. Muşundak halet kildigallıkımızını yani muşundak akıbet kaldigallıkımızını bizge eks ettirip bir bunun da bizi agahlandırıldı. Şuna mal dünyanın kovuluşu gerek. Yani mal dünyanı cennetki kiradığan bir vasıt kılışımız üçün kovuluşumuz gerek. Her gözümün mal dünyanı ahirki nişanımız. Ve özümüzden bu şu dünyada bizim bir hatır kıldığan nesel edip oylamasıkımız gerek. Çünkü mal dünya bizim bir hatır kılamaydı. Bizim bir hatır kıldığını Allah. Mal dünya bir kural. Onu yakışlaşsak o biz üçün nimet. Eğer onun hakkını ada kılamışsak, onun bu toymaz gözümüzle baksak o bizim ahire. Manım şuna halaketki başlap barıdı. İnsan mal dünyanı ahirki nişanı kılabağı vakti de mal dünyaya toymaydı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadiste degende bir cilgi altını bolsam bu altınımdan çıkıp kalmasam bu zapas tursa yine bir cilgi altınım bolsa deb ümit kıladı. Demek bir insan mal dünyanın ahirki nişanı kılıvasa onun toymay bu dünyadan ötüp gidiyordu. Şuna mal dünyanın Allah'ın mülk ikerlikini isimizin çıkamasıkımız. Mal dünyanın bir nimet ve bir imtihan ikerlikini, onun bir vasıta, kural ikerlikini isimizin çıkamasıkımız gerek. Bizden ahirat gözleydiğimiz bu dünya emez, ahiret buluş gerek. Çünkü bizde mal dünya sevgisi, manı muşundak heddedin aşka vakti de, muşundak cinayetlerge, haramga başlaplı bol da kalmay, bizde acayip korkunçaklıkla peyda akıp koyuyordu. Beni İsrail'la mal dünyaya hirismenlikle sebeplik, muşundak cinayetlerini kılıçlan birge, nait korkunçak, Allah yolda bir işlerle cüret kılanmaydıgan, hayatlıkını nait yaş görüdüğün, cennet avaylaydıgan bob kaladı. Musa Aleyhisselam Beni İsrail'lerini ergeştirip, özünün esli makanı boğan, Allah Teala teksim kıpaygen, Palestin'i yıkayın kiradı. Ve o şehri kimlerinin başkalliki, kimin hüküm sürvatkalığını bilip pekiş çünkü Musa Aleyhisselam 12 kişini tallab küzetçilikke evladı. O 12 kişi Palestin'e çiradaş boğan Eriha degen şehrini küzetken deyken kayıtıp geledi. Ve Musa Aleyhisselam'a o şehirde naayeti güçlü kişilerin bayihkerliki ve şundakla ulanın beşide naayeti zalim bir padişahının bayihkerlikini Musa Aleyhisselam'a haber kıladı. Lekin Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vehiy kılıp, sile Allah yolda cihat kılıp, üzerlerinin zimini kullanılığı ilinle de buyruk kıladı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'ın tel arkalık "Udhulul erdal muqaddesete allati katabellahu lekum ve la tertaddu ala adbarikum fetenqalibu hasirin." Ey Beni İsrail'la, sile Allah bülüp bergen esli üzenlerinin yurtu boğan üzenlerinin zeminini kiranla, o zalimlerle uruş kılanla, herkes kaynanlığa yanmanla, eğer kaynanlığa yansanla, uruş kılıçının baş tahtsanla, ziyan tatkışladın bop kalesine deydi. Musa Aleyhisselam Beni İsrail'la Allah'ın bu buyruğunu yetküzgen deyken, kalbini dünya sövgüsü kaplap ketken, bu sebepte nait korkunçaklaşıp ketken Beni İsrail'la Allah'ın bu buyruk naik iğre keledi. Közlerge mal dünyalarının ayrılış, cepa muşakat kelep bu oruçuna kılmaslık iradesi keledi. Ve Musa Aleyhisselam'a inne fiha kavmen cebbarin ve inna len nedhulaha hatta yahrucu minha. Ey Musa, onun için de naik küçülük, zalim kişiler bakken, şunun için biz ona girmeyemeyiz. Yani oruç kılıp üzümüzün zeminini, müstakallıkımızı kulumuzu almayemeyiz. Fe in yahrucu minha fe inna dâhilun. Ula özleri çıkıp kesse, andiyken biz kirimiz, lakin oruç kılıp üzümüzün zeminimizi kulumuzu almayemeyiz deydi. Hoddi bugün günümüzdeki Uygurlar'a Allah Teala sizlere cihatını perz kıldı. Bu arkalık üzerlerinin müstakillikini, zeminli kulunlara ilişkinlere gerek. Bu sebepten üzerlerde cihat ruhi, küreş ruhi itildirişinlere gerek. Perzentinlerimi küreş ruhi ile, cihat ruhi ile itildirişinlere gerek değilse, ula hazır uzalımla naayet küşünüp gitti. Ula'a biz tenkilenmeyemiz. Ula'nın teknikisi yokur. Şuna biz başında siyasi paliyetlerini kılıp, ula vatanımızdan taşlap çıkıp gitse, an dinkiyen kiremiz. Olması biz ula ile uğraşıp ulanı yenemeyemiz. Şuna biz cihat kımayemiz. Şuna biz başında somkalarını götürüp, uya görüp resim uçuşup, buya girip resim uçuşup, onu torgu çıkarıp, başında tiniç yoldan hizmet kılıp vatanımızın alemeyiz diken ki, okşaş biz uğraş kılmayemeyiz de, uğraşını terk etti. Demek bizim ahvalimiz ne mi diken, Beni İsrail'in ahvalı okşap kalan he? Aramızda vatanını müstakil kılsak bulattı deydiğen, lakin Allah yolda cihat kılış, ya ki Allah yolda küreş kılış dese, bu gepten korkuduğun, nurul olgan kişiler var. Lakin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, selam başında cihat diken sözden korksanla, selam bu harlık her yüksü kütürülmeydi o dedi. Demek biz vatanımızın kolumuzu alemeyiz deydikenimiz, bu cihat, küreş deken
sözünün kaçmasımız gerek. Perizentimizin onun üstüge terbiyelişimiz gerek. Bu mesele bizim ahvalimiz, Beni İsrail'in ahvalı oxşaş buludu. Musa Aleyhisselam halkının bu sözünü anlığandaki yeni ümitsizlenmek ulağa terbiye hizmeti işleydi. Bu buyruğunu Allah'ın kılgallığı, uruş kılsa Allah'ın çokum yardım birdiğallığını eğitirdi. Musa Aleyhisselam'ın halkı içinden Yuşa İbn-i Nun deydiğen şagirdi ve Kalib isimlik iki adam oradan durup, ey halayık, Allah buyurgan bolsa, bizden sanımız az bolsa mı, o zalimler küçük bolsa mı, biz çokum galiba kılmayız. Ve alallahi fetevekkelu in kuntum mu'minin. Sizler eğer Allah'a işensenla, onun sözümü işinle, Allah'a tevekkül kılınla, bu uruşu biz çokum galiba kılmayız deydi. Lekin Beni İsrail'in hemisi dökülerek uruş kılmayız deydi. Çünkü ular dünyanı nâit yakışı kürüp gitken. Erkin dünya ulağı nâit hoş yakkan. Musa Aleyhisselam ulağı şunca nesiyet kılsın. Ula Musa Aleyhisselam'a Ya Musa, len nedhulaha ebeden mâdâmu fîhâ. Ey Musa, biz mengü ula şu yerde buluduken, yani zalimla buluduken, ula olan uğruş kılıp uyağa kirmeymeyiz deyip ahir kararını böldü. Demek ola özünün vatanını müstakil kılışılı da uruş kılış yolundan vazgeçidi. Demek bugün günümüzde özünün Müslüman deyip durup, Uygur deyip durup, özünün zeminli kul kılışılı da uruş, küreş yolundan vazgeçkelle yani şu Beni İsrail'e okşaydı. Musa Aleyhisselam şundaktı mı? Yeni ümitsizlenmey, ula küçük olsa Allah unudun mu küçülük deyip Allah'ın büyüklüğünü esiltip ulanı cihat kızıktır oldu. Lekin ola idheb ente ve rabbuke fekatile inna hahuna kaidu. Onda bu ey Musa, sen Rabbin olan birip uruş kıl, bizim yerde karab turaylı. Rabbin küçülü olandakin, kikinle uruş kılınla deydi. Yani Beni İsrail'la Allah kınayeti hürmetsizlerce Allah teklif kılgan, buyruk kılgan imtihanını baş tatip Allah küçük olgandakin sen ve Allah ikinle uruş kılıp o zalimlerini yukutu etinle deydi. Bu gep hodde bugün günümüzdeki bizden aramızdaki bazı bir pasık münafıklarının sözü okşaydı. Biz zalimlere karşı Allah yolu küreş kılışını Allah bizge periz kıldı. Biz uruş kılmasak o zalimler çıkıp gitmeydi. Vatanımızda kulumuz kılışının yolu cihat yolu desek onda o silah kılınla. Rabbinle silah yerden besson. Silah sana bakınla. Silah ölsenle şehit edip cennetki amrak olgandakin Sınav kirip bakınlar degenge okşaş Beni İsrail'la bu gepne kıladı. Yeni bir taraftan bugün günümüzde bazı kişilerin kılgan dualarımı Beni İsrail'la'nın bu sözüge okşap kıladı. Mesela bugün günümüzde bazı kişiler özü hiç iş kılmayı, ıssık öydün ağrılmayı turup, isil isil dastıkallarının beşiğinde oturup, ey Allah biz aciz geldik, o zalimlerini sen halak kılıp etkin deyip Allah'a döngep koyganı okşaş. Beni İsrail'la mı sen ve Rabbin olan uruş kılgın deydi. Allah'a bunundun çok hürmetsizlik bulması gerek. Allah Teala o zalimlerini sükunut içinde veren kılışı kadir. Lekin Allah Teala bizim imtihan kılışını irade kıladı. Biz Allah'a işendik, cennetinin rast ikerlik işendik degen bu gibimizde rast mı yalgan mı? Ölümden korkamdı korkmamdı. Benim cennetim kirişki cesaret kılalımdı kılanmamdı. Bunu imtihan kılışın bizgi cihadını periz kıladı. Fındakla eğer cihadını terk etsek bizgi harlıklı musallat kıldığalıkını Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın pil arkalık bildirir. Biz acaba Allah Teala'ya, ey Allah, zalimlerini sen halak kılıp ve dügüdek bir cephata atıp baktık mı? Allah yolu küreş kıp baktık mı? Erkin dünyaya çıkandakin yeni gemimiz muşu dünya, yeni gemimiz muşu yada kanda kılıp yakşı yaşar. Muşun daktırıp Allah Teala'ya, zalimlerini sen halak kılıp ve desek, bizim ahvalimiz Beni İsrail'in kadını yakşı bula mı? Şuna biz dualarımızı doğru kılışına gönüşümüz gerek. Ey Allah, bizgi güç kuvvet begin, ölümden korkmaydığın yürek cesaret begin, senin cennetini arzu kıladığın, şehadetini arzu kıladığın, iman ata kılgın, o zalimlerini bizim kolumuzdan Allah kılgın deyip Allah'tan bundan dilişimiz gerek. Eğer biz onda kılmayı erken dünyadaki bu hatircem durmuş bizge nait hoş yıkıp, güzel öylerimizin ayrılığımız kemey Allah'a bundan dua kılsak, akıbetimiz Beni İsrail'e okşaş buladı. Beni İsrail'in akıbeti kandak buldu. Musa Aleyhisselam Beni İsrail'in bu sözünü anlığandayken, yani sen Rabbinle uruş kıyıl degen bu sözünü anlığandayken Allah'a sığırıp bundan dua kıladı. Rabbi inni la emliku illa nefsi ve ahi. Ey Rabbim, senin yolunda küreş kılış için ben fakat üzümge ve kerindişim Harun kılam iki bula aldım. Başkalarının gepimi unumadı. Cihat kılıçtın kendini yaltaydı. Ulanın ıssık öylerinin ayrılığısı kemedi. Dünyanı yakşı kürep ketti. Ula sen Rabbinle uruş kılgın dedi. Muşundak edepsiz geplerini kıldı. Fefruk beyni ve beynel kovmil fesiqi. Bundak pasık kovun bilen menin oturumunu ayırıp etken. Ula uçurgan azapka men uçurup kama edip Allah sığınıp bana haklayı. Çünkü üzünün vatanını kul kılış yolu da uruş kılıçtın korkan, ölümden korkan bundak kişiler Allah'ın azabına layık idi. Bundak kişiler asla ve asla müstakillik layık emes idi. Bu sebepten Allah Teala Beni İsrail'in müstakillikini, yani üzünün zeminin kulgu erişini 40 yıl geciktirmedi. Allah Teala bu vakitte Musa Aleyhisselam vahiy kılıp فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً Bu Beni İsrail'e üzünün zemini 40 yıl haram kılındı. يَتِهُونَ فِي الْأَرْضِ Ula bu 40 yıl içinde çölünün içinde kaymuklu yürüydü, kıldığa işini tapanmaydı de ayet nazil kılıyordu. 40 yıl üzün zeminini ulağa haram kıldı degenlik, ulağın müstakillikini haram kıldı, üzün zeminini haram kıldı degenlik idi. Çünkü 40 yılda bir evlat almış idi. Yani Allah Teala cihattan baş tartan bir evlatka üzün zeminini
mustaqil qilishni harom qildi. Bu ayet Qur'on Kerimda Muhammad alayhisalomga tushganligi dal bizga qilingan xitob. Bu faqat tarixiy voqealik emas. Ey Muhammad, sening ummatingmi o'zining zimini qul qilish urida urushdan qo'rqsa, o'limdan qo'rqsa, jihad degan so'zlardan yiroq yashsa, issiq uylardan ayrilishdan qo'rqsa, ularga o'zining zimini qul qilish ana shunday kechiktirildi. Nisb bo'lmaydi degan ishorat qilish uchun bu ayetni Qur'on Kerimda bayon qildi. Demek ziminimizni öz qulumuzga ilib mustaqil bo'lish degan bu ne'matga badal to'lashdan qo'rqqanlar asla va asla loyiq bo'lmaydi. Ular Alloh taolo mustaqillikni harom qiladi. Bani Isroillar o'zining ziminini qul qilish yo'lida urush qilishdan qo'rqqanlik uchun Alloh taolo u avlodga o'zining ziminining mustaqilligini harom qildi. Ular qanday qaymoqdi? Qur'onning tarjimoni bo'lgan sahaba Abdullah ibn Abbas yatihuna fil ard. Ular cho'lda qaymoq qutli yurdi degan bu oyatni tushundirib, ular har kuni attiganda o'rnidan turadi, bir yerga to'plashadi. Undan keyin ular hech qanday qaro olmay, ya'ni nimish qilishni bilmay taqaydi. Ya'ni yusbihuna kulli yawm va yasiruna laysa lahum qarar. Ya'ni ular at deganda o'rnidan turadi, ularda hech qanday qaror bo'lmaydi. Ya'ni nimish qilishni bilmaydi deydi. Nima degan o'xshashlikqa? Bugungi kunimizda bizning ahvolimiz qarab qadigan bo'lsakmi, vatan uchun bir ish qilsak bo'ladi deb har yili, har oy to'xtamay yig'in ochamiz, lekin bir manfaatlik ish qarori yo'q. Nima ish qilishni bilmaymiz. To'xtamay yig'in ochamiz, yig'in ishni o'zini bir xizmat deb uni e'lon qilamiz, lekin u vatanning ahvolida hech bir yaxshilanish yo'q. Yatihuna fil ard qaymuqish degan ma'no mushu. Demak, bizning ahvolimiz nihoyat shunga tushadi. Chunki biz umumiy shaklda kurash ruhini yo'qotdik. Urush desa jihad desa qo'rqadigan holga keldik. Jihad yo'lini tanlaganlarni xuddi dushman ko'zidan qarab ularni turuvchida ko'radigan holga keldik. Shuning uchun biz Bani Isroillarga o'xshash qaymoqish ichida qoldik. Bani Isroillar qissasida biz oldigan eng cho'ng dars mana bu. Biz uyqumizni ichishimiz kerak, dushmanni tunishimiz kerak, o'zimizda va avlodlarimizda bu kurash ruhini yetildirishimiz kerak. Urush o'limdan qo'rqmasligimiz kerak. Chunki u vatanning mustaqilligi, ziminimizni qo'lga olish urushdan, o'limdan qo'rqmaydigan avlodlarga nisb bo'ladi. Agar biz u yo'lni tanlamasak, hech bo'lmasa ruhiy jihatni o'zimizni shuningga tayyor qilmasak, o ne'mat bizga harom qilinadi. Bizning keyingi avlod shuningga loyiq bo'lsa, ulag nisb qilinadi. Agar biz o'zimizning keyingi avlodlarimizni o'zimizga o'xshash kurash ruhi yo'q tarbiyalasak, bu g'alaba, u vatan mustaqilligi, ziminimizni qo'lga olish ulag'i nisb bo'lmaydi. Chunki vatan mustaqilligi, ziminni qo'lga olish jihat bilan, badal bilan, kurash bilan bo'ladi. Shunga u ziminni mustaqil qilaman deydigan har bir uyg'urda, Alloh ishongan mu'minda vaqti kelganda shuning antlanadigan bir ruh bo'lishi kerak. Shundoqla avlodlarni shu xil ruhda yetildirish kerak. Ondaq bo'lmaganda bizning oqibatimizning qanday bo'lganligi Qur'onda nihoyat ochiq turibdi. Yig'inlar ishlayveradi. Bizning manfaatimizga foydalik ra ish chiqmaydi. Eng xatarliki biz mushu qarosiz yig'inlarimizning o'zini vatan uchun xizmat deb qarab qilishimiz. Amniyatda bu, ya'ni har yili, har oyda yig'in ichib ahvolimizni yaxshilanish bo'lmasligi bu vatan uchun xizmat emas. Bu yatihuna fil ard. Bu bir Allohning bizni qo'yib turib etishi. Shunga biz Allohga tövbe qilib, o'zimizda bu urush, kurash, o'limdan qo'rqmaydigan bir xil ruh yetildirishimiz kerak. Alloh taolo Bani Isroillarga o'z ziminni qul qilishni 40 yil kechiktirayotgan bo'g'achqa, shundaqla ularni cho'lda qaymoq turayotgan bo'g'achqa, ular cho'lda yashashga majbur bo'ladi. Shundaqdimi Alloh taolo ularni rahmat qo'lini ko'tarayotmaydi. Ularga u cho'lda bulutdan soy tashlatib beradi. Musa alayhisalomga vahiy qilib, ana durib bi asokal hajar. Hasan bilan tashqi urg'anda edi. Musa alayhisalom hasan tashqi urdi. 12 yerdan buloq etilib chiqdi. Bu 12 buloqdan Bani Isroilning 12 qabilasi suv ichdi. Ya'ni ular ana shu cho'lni makon tutib yashaydi. Cho'lda yeydigan narsa bo'lmagachqa Alloh taolo ularni rizqlantirish uchun osmondan yemaklik tushirib turadi. Ya'ni man va salva degan yemaklikni tushirib turadi. Alloh taolo Qur'on Karimda bu ahvolni bayon qilib, "Va zallalna alaykumul ghamama va anzalna alaykumul manna va salva." Alloh taolo u Bani Isroillarga ana shunday tuzkorlik qilsin-u, rahmat qulini, shafqat qulini ko'tarayotmay, bulutni soy qilib berdi va ularga osmondan man va salva degan bu yemakliklarni tushirib berdi. Osmondan yemakliklarning tushishi bir mo'jiza. Lekin bu har kuni tushirsa, tuzkor insonga nisbatan bu odatlik ish hisoblanib qoladi. Bani Isroillar yillarning o'tishiga ergashib, ular osmondan tushirib bergan yemaklik normal ish qilinadi. Amaliyotda yemaklikning osmondan tushishi mo'jiza bo'lganiga o'xshash, yemaklikning yerdan chiqishi bir mo'jiza. Lekin bu har kuni, har yili tarixdan buyon shunday bo'g'achqa, biz buning hayron qolmaymiz. Uning mo'jizaligini unutmaymiz. Bani Isroillar bir qancha yil davomlashgandan keyin osmondan yemaklik tushish ularga nisbatan normal ish qilinadi. Agar bizgimi yemaklik yerdan emas, osmondan tushgan bo'lsa, tarixdan buyon shunday davom qilib kelgan bo'lsa, u bizga nisbatan mo'jiza bilinmaydi. Demak, inson ana shunday tuzkor. Allohning ne'mati ko'p bo'lib kelsa, uning ko'zini g'aflat pardasi to'sib oladi. Bani Isroillarga har kuni osmondan yemaklik tushirib olgan bo'g'achqa, ularga u ish normal deb tuyulib qoladi. Hatto tuzkorlikka tushib, Musa alayhisalomga, "Ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana robbak." Ey Musa, biz bu osmondan tushgan bir xil tamoqdan zirik to'q, kunanmadik, sabr qilinmadik. Robbinga duo qilgin, bizga zimindan har xil yemaklikni chiqarib bersin." dedi.
Neme degen çoğun tüzgörlük. İnsan küçülük çırak nuru da közünü açanmağanga, o nurunu küremmegenge okşar. Nait küçülük şiddet ulan boğan bu Allah'ın nimeti içi de Allah'ın nimetini tünyenmey. Manı muşundak tüzgörlük açıyordu. Asmanın Allah yemeklik çürüp pırvatsa, sevir kılamadı o. Zimindin bir nesi öştürüp besliyorsun, Rabbin'e dua kıyayıldı. Bu hudde bugün günümüzde Allah Teala çet el nimetini ibaret. Bu nimetini bese, vatendeki şu zulüm asındaki lağmen polunu sığınan bazı kişilerin esli tutu. Aramızda şundak bir kişiler var ki, malum bir milletin veya ki malum bir adamın eziyeti ise Hıttay'dan eskiken deydi. Acaba o adam Hıttay'dan mı eski boğudak? Bizden erlerimizin, ayarlarımızın hemini türmüküsülüp ülterdi mi o? Halkımızı kırgın kıldı mı? Ne mi için biz o zalimin zulmünü şunçilik tiz unutup getimiz? Ne mi için biz o zalimin zulmünü sığınımız? Hatta aramızda şundak kişiler var ki, bu erkin dünya nimetini tunuyanmay, bu çet elgin nemiş mi çıkan boğuydum, çıkmasam boğduken de puşayman kıldı. Bu beni İsrailla'nın Allah asmandan yemeklik çürpese, zimindin östürpese on de telegin okşuş bir tuz gördü. Asla ve asla bu şekildeki tuzgarlığa düşmeyle. Kulumuzda altın tursa çalma telemeyle. Onda boğmağında akutumuz beni İsrailla'ya okşuş bulalım. Beni İsrailla manı maşındak tuzgarlığa düşke vakti da Musa Aleyhisselam olanı eskertip etestebdilune billedi huve etne billedi huve hayır. Sile naçarga yakşısını almıştırışını talep kılam sile. Yani silege Allah Teala asmandan yemeklik çürp privatkan tursa sile zeminin bir nesi östürüp pese on de şu kıyınçılık bağ işini talep kılam sile. Ey Uygur Müslümanları. Allah Teala silege erkin dünya nimetini bese. Yani şu zulüm asıdaki lağmen polunu sığınam sile. Yani şu silege zulüm kılığa hıttayını sığınam sile. Asla onda kımanla. Dep Allah Teala bu ayet arkalı bizini agahlandırdı. Beni İsrailların kısa karga vaktimizde köp ahvalimizin Beni İsrailların ahvalı okşap kılavatkalıkını his kılgan buluşumuz mümkün. Bu bizge özümüzün kayıttığın bir tekşürüp çöçümüysek ahvalimizin nait hatterlik ikerlikinin signal veriyordu. Beni İsrailler çölde azdur üretilgen 40 yıl ceryanında Musa Aleyhisselam ulağa yetekçilik kılıyordu. Bir kaç yıl ötkendiyken Harun Aleyhisselam vapat tapıdı. Musa Aleyhisselam ulağa nesiyet kılışını, yetekçilik kılışını devamlaştırıyordu. Bir gün Musa Aleyhisselam Beni İsrailların suallarına hem miski cevap verip ulağa nesiyet kılavatka vakti da bir adam ey Musa sen de mi bilimlik adam bağımı o deyip soruyordu. Musa Aleyhisselam yok deyip cevap verdi. Bu sebeple Allah Teala Musa Aleyhisselam'ı yine bir imtihanı tüçer kıladı. Bu imtihan kayısı bunun tepsilatı kızıksanla dikkatine kiler ki dersimizde bozsun.